Merhabalar gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına tekrardan hoş geldiniz. Evet, konu anlatımlarını bitirdikten sonra arkadaşlar artık TYT ve AYT oynatma listelerinde veya ara sınıf arkadaşlarımız varsa da 9, 10 ve 11'in oynatma listelerinden tüm konulara ulaşabilir. Konuları bitirdik arkadaşlar. Artık Karıkök yayınlarının TYT Fizik Soru Bankası'nı tüm hızıyla çözmeye başlıyorum arkadaşlar. Birkaç tanesini çözmüştük zaten. Bundan sonra artık olaya olan konsantremiz buna ait olacak arkadaşlar deyip hemen çalışmalara başlayalım bakalım. Madde ve maddenin özelliklerinin son testine kadar gelmiştik. 8. teste ve bununla da hemen başlayalım arkadaşlar. Ondan sonra da işimizi bitirmiş olalım. Hadi bakalım. Evet. Gazlarla ilgili olarak arkadaşlar yargılarından hangileri doğrudur diye başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Gazlar belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Evet arkadaşlar, nedir? Gazların özelliği nedir? Diyelim bu oda ise her tarafa yayılma özelliğine sahiptir arkadaşlar. Akışkanlıkları oldukça fazladır. Evet, zaten akışkan kelimesi soru çözerken de ben sizleri uyarmıştım. Daha önce de hatırlarsanız sıvı ya da gazların ortak adıdır. Sıkıştırılamazlar mı arkadaşlar? Maalesef çok kolay sıkıştırılabilir. Şöyle bir hatta burada piston olduğunu düşünelim arkadaşlar. Sıvılar ve katıları sıkıştıramazsınız ama gazları hemen pistonu buraya çok rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz arkadaşlar. Buna da söyleyip 1 ve 2'nin doğru şık olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, ikinci bir sorumuz arkadaşlar. Gazlarla ilgili olarak genleşme katsayısı gazlar için ayırt edicidir. Maalesef yanlış arkadaşlar. Şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. Konu anlatımında da bunu söylemiştim genleşme konusunda. Gazlar için genleşme katsayısı hepsi için aynıdır arkadaşlar. Hatta 1 bölü 273'tür. Maalesef ayırt edici olamıyordur. Gazlar genleşir mi? Evet, ama ayırt edici değildir arkadaşlar. İçinde bulundukları kabın her noktasına eşit basınç yaparlar. Evet arkadaşlar. Gazlar sıvılar veya katılar gibi değil arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İşte bütün odaya yayılmış olan basınç her yerde aynıdır arkadaşlar. Yukarıdaki P ise köşedeki de P'dir. Her yerdeki P'dir diye söyleyebilirsiniz. Farklı gaz molekülleri birbirleriyle karışamazlar mı? Maalesef karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İşte gaz moleküllerini kimya dersinde çok da güzel karıştırıyorsunuz arkadaşlar. İşte farklı farklı hatta gaz molekülleriyle bileşikler bile oluşturuyorsunuzdur muhtemelen. Görüyorsunuzdur karışımlar deyip yalnız iki olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Atmosferin oluşumunda çok önemli bir soru tipi. Bakın bunu ÖSYM daha önce de sordu. Bundan sonraki soruda da karşımıza gelecek. Gazlar, yer çekimi, güneş hangileri etkilidir arkadaşlar? Şimdi düşünürseniz dünya bu şekilde. Çevresinde ne oluyor? Hatta biraz daha ekvatora doğru böyle daha bombeli olacak şekilde gazların bulunduğu bir atmosfer var, değil mi? Şimdi burada ne var? Atmosferde farklı farklı gazlar var zaten. Onda sorunumuz yok. Peki yer çekimi ve güneşin etkisi ne olabilir? Şuna dikkat edin. Eğer ki yer çekimi sayesinde dünyaya doğru çekilirlerken, eğer çekim olmasaydı bunlar rahatlıkla dışarı doğru kaçacaklardı. Peki diyebilirsiniz ki güneşin nasıl bir fonksiyonu var? Güneşten gelen ışınlar sayesinde buradaki gördüğünüz gaz moleküllerinin daha sıcak olması, sıcak oldukları için de ne olacaktır? Bunların bir kinetik enerjileri vardır. Kinetik enerjisi olan bir molekülün de dünyadan kaçırmak isteyen bir ne vardır? Kurtulma enerjisi vardır. Dolayısıyla dünyanın çekimi de gazın sıcaklığından dolayı sahip olduğu kurtulma enerjisi sayesinde biz bu dengeyi kurabiliyoruz. Dolayısıyla yer çekimi ve güneş beraberdir. Bir tanesi dahi olmaması sıkıntı yaratır. Yer çekimi olmasa dışarı gider. Güneş olmasa bu sefer yerin merkezine doğru, içeri doğru hareket edecek. Dolayısıyla hepsi etkilidir. Çok da güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Evet, atmosferle ilgili olarak hangileri doğrudur? Bakın mavi renklidir diyor. Arkadaşlar atmosferin maalesef rengi yok arkadaşlar. Peki biz niye mavi görüyoruz arkadaşlar? İşte ne yapıyor? Güneşten gelen ışınların bir kısmı ne yapıyor? Yansıyor dünyaya. Bir kısmı buradan geçerken kırılmalara uğruyor. İşte mavi renk arkadaşlar burada atmosferde kaldığı için arkadaşlar hatta mavi ve mor beraber kalıyor. Fakat insan gözü maviye karşı daha duyarlı olduğu için biz onu mavi görüyoruz. Ancak atmosferin rengi yoktur, saydamdır arkadaşlar. Yer çekimi atmosferi oluşturan gazların uzaya dağılmasını engel olur. Evet, az önce de anlatmıştım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şurada bulunan gaz molekülleri ne yapıyor? Yer çekimi kendisine doğru çekerek dışarı kaçmalarını engeller. Güneş enerjisi olmasaydı gaz molekülleri de yeryüzüne evet güneş sayesinde ne oluyordu?
kurtulma enerjisi üretiyorduk bunlar arkadaşlar. Bununla bu birbirini dengelediği için işte gazlar rahat hareket edebiliyor bu şekilde, bu atmosferde kalabiliyor. Bir tanesinin olmaması diğerinin baskın olmasına anlamına gelecekti. 2 ve 3 doğru bir bilgiydi arkadaşlar. Evet. Gazlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur diye bir bilgiyle tanışıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne oluyormuş. Gazlar akışkandırlar. Evet, bunu söylemiştik arkadaşlar. Hatta üçüncü önerme, tüm gazların normal şartlar altında 1 molü 22,4 litre hacme sahiptir. Evet, normal şartlar altında 1 mol, evet. Elektriği iletmezler. Evet arkadaşlar. Şimdi elektriği iletir hale getirebilirsiniz yalnız. Nasıl? Sen eğer ki gaz normalde nötrse sorun yaratmıyor. Ama diyelim ki elektronunu fırlattıysa dışarı, ne oldu? Bir anda bu bir artı yüklendi. O zaman iyonize olmuş durumda. İyonize olunca da zaten ne oldu? Elektriği iletir, manyetik alanı iletir hale geliyor arkadaşlar. Normal şartlar altında elektriği iletmezler arkadaşlar. Evet. Plazma hali. Neydi? Katı, sıvı, gaz ve en son hallerimizden bir tanesi maddenin dört halinden biridir. Doğada bildiklerimiz doğal, yani yapay olarak bizim yaptığımız nedir? Floresan, neon lamba ve plazma topu bizim yapmış olduğumuz, yapay olarak elde ettiğimiz plazma türünün örnektir. Güneş ise doğal, aynı zamanda da sıcak bir plazma küresidir arkadaşlar. Evet, bu arada işte plazmalar nasıl ayrılabiliyor? Doğal, yapay. Bunlar da içerisinde nasıl? Sıcaklar, soğuklar, sıcaklar, soğuklar diye ayırabilirsiniz arkadaşlar. Oluşumunda ısı enerjisine ihtiyaç varsa sıcak gruba giriyor. Mesela floresan lambasında dikkat edin, ısıya ihtiyaç yok. Soğuk plazmaya örnektir aynı zamanda arkadaşlar bu da. Evet. Bakın çok güzel bir soru. Yukarıdaki verilenlerden hangileri plazma halindedir? Bakın, şimşek. Evet arkadaşlar, bir plazma. Mum alevi. Özellikle dikkat edin, şu kısmı plazmaya çok güzel bir örnektir. Aurora. Aurora'nın diğer bir ismi de hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Kutup ışıkları. No, nasıl elde ediliyordu? Şöyle bir şeydi. Güneşten gelen rüzgarların dünyanın manyetik alanları yaklaşık kuzey ve güney kutuplarına yakındır biliyorsunuz. Buradan gelen güneş rüzgarları ya da güneş ışıklarının ne oluyor? Manyetik alan nedeniyle sapması nedeniyle kuzey ışıkları oluşuyordu. Ve yine nedir arkadaşlar? Bu da bir plazma haline örnektir arkadaşlar. Bunlar en favori örneklerimiz zaten, hatırlayanlar varsa konu anlatımında. Evet, yukarıdakilerden hangileri plazmanın özelliklerinden biridir diye bir örneklendirme. Neydi arkadaşlar? Plazmanın özelliği iyonize olmuş gaz bulutuydu. Artı, eksi, eksi, artı. Elektriksel olarak nötrdü hatırlarsanız. Yalıtkan mıdır? Hayır. Çok iyi bir ileticidir arkadaşlar. Elektrik ve manyetik alandan etkilenmez mi? Tabii ki etkilenecek. Niye? Düşünsenize, siz burada artı yüklü bir cisim olsa ne olacak? Eksiler burada, artılar burada diye dağılım da sağlayacaksınız. Dolayısıyla yalnız bir doğrudur arkadaşlar burada da. Evet. Plazmalar için verilen yargılarından hangileri doğrudur demiş. Neydi? İyonize olmuş gaz bulutu içinde bir sürü eksi artının sayıca eşit ve nedir? İyonize olmuş gaz demektir, yüklü parçacıklardan oluşur. Evet, bir başka ifademiz, Coulomb kuvveti ile plazma içindeki bir parçacık etrafındaki tüm atomlarla etkileşim. Evet, düşünsenize. Burada bulunan bir artı ne olacak? İşte çevresel eksiler. Bu eksi bunu çekiyor. Bu artılar da işte ne yapıyor? Bunu itiyor falan. Buradaki çekiyor. Buna ne deniyor? Elektriksel kuvvetin diğer bir ismi de Coulomb kuvvetidir arkadaşlar. Elektrik akımını, hatta neydi? Elektrik akımını, manyetik alanı, aynı zamanda ısıyı da iyi ileten bir madde demektir plazma biliyorsunuz. Evet, bunlar da genel kültürel birazcık sorularımız. Yukarıdakilerden hangileri plazma teknolojisinin günlük hayattaki kullanım alanlarındandır? Plazma, bakın, plazma televizyon zaten ismi üzerinde. Isıya dayanıklı maddelerin kesilmesi, kaynak yapılması, evet arkadaşlar. Yüksek ısılarda dahi öldürülemeyen bazı virüslerin yok edilmesinde plazma ve yüksek enerji teknoloji veya yüksek enerji ve plazma fiziği derlerdi zaten buna da. Ve bu şekilde bunların hepsini kullanıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 diye kafaya da bunları çok iyi yazın. İyi niyetli olarak da kullanabiliyoruz bu işi. Yukarıdaki faktörlerden hangileri plazma teknolojisinin endüstriyel kullanımıyla ilgili avantajlarından biridir? Şimdi plazmayı niye kullanırız? Enerji verimliliği ve ekonomik olma anlamında işimize gelirken, yüksek oranda toksit de oluşturması bizim için iyi bir şey değil arkadaşlar. Bizim avantajlarımız 1 ve 3'teki gibi olacak arkadaşlar.
Evet. Aşağıdakilerden hangileri plazma teknolojisini kullanır? Bakın az önce kullan. Tıbbi sterilizasyonda evet. Materyallerin kesiminde evet. Yarı iletken teknolojisi zaten arkadaşlar 12. sınıfın son konusunda göreceksiniz ki ne var? Hatırlarsanız fiziğin teknolojik uygulamalarında biz plazmayı da anlatacağız ve yarı iletken teknolojisinde bunun kullanıldığını o günde göreceksiniz arkadaşlar. 1, 2 ve 3'ü böylece görmüş olduk arkadaşlar. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Testimizin sonuna geldik. Böylece madde ve özellikleri ünitesini bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi de sıra artık tabii ki basınç konusuna gelmiş olacak arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.